püreli ekmek yapacağız bugün sizlerle. Bunun için ben öğlenleyin 24 gram mayamdan aldım. 72 gram ekmeklik un ve 72 gram su ile besledim. Baloncuklanmaya başladı. Gördüğünüz gibi şu şekilde göstereyim. Kabardı. Yani hazır hale geldi. Burada 400 gram ekmeklik un koydum. 220 gram kabağı bir çay bardağına yakın su içinde haşladım ve blenderdan geçirdim. Siz çatalla da ezebilirsiniz isterseniz. Burada yine 35 gram şekerim var. Bir çay kaşığından biraz fazla da tuzum var. Ve 50 gram zeytinyağım var. Burada da 70 gram bir süt koydum. Eksik gelirse biraz daha ilave edeceğim yoğururken. Çünkü kabağım da sıvı olduğu için şu an bu süt ne kadar lazım olabilir diye tahmin edemiyorum. Yalnız 70'ten başlayacağım. Evet, şimdi bütün malzemeleri ilave edeceğim. Önce mayamızı koydum. Bütün hepsini koyuyoruz mayamızın. Zeytinyağımızı ekledim. Tuzumuzu, toz şekerimizi, püremizi ekliyorum. Sütümün şöyle bir kısmını koyacağım. Biraz eksik koydum. Şu an bir karıştıracağım. Ondan sonra geri kalanını da koyarım sütümü. Şimdi makineme koyacağım. Makineye yerleştirdim. Şöyle önce düşük ayarda biraz karıştırıp daha sonra hızlı ayara doğru devam edeceğim. Eğer sütüm yani katı olursa süt de ilave edeceğim. Evet arkadaşlar, bu birazcık süt ayırmıştım. Onu da ekliyorum. Toplam tam 70 gram ilave etmiş oluyorum. 70 gram süt. Evet arkadaşlar, toplam 70 gram süt ilave etmiştim. Şimdi bir 10 gram daha ilave edip yavaşta bu 10 gram sütü daha yedireceğim. Toplam 80 gram süt yeterli gelecektir. Evet arkadaşlar, hamurum güzel bir şekilde yoğruldu. Elle de aynen bu şekilde bu yapı oluşana kadar yoğurmanız gerekiyor. Şimdi bunu üzerine kapatacağım. 2 saat sonra 3 eşit parçaya bölerek baton kalıbımı alacağım. Bu ekmeğim büyük kalıpta pişecek, baton kalıbında 30 santimlik olan. Evet, bu şekilde üzerine örtüyorum. Aynen, hiçbir başka kaba almaya gerek yok. 2 saat sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, 2 saat geçti. Hamurumu şimdi zemine alacağım. Şöyle alıyoruz. Rengi sarı oldu. Aslında zerdeçal da koysam tam sarı olurdu. Hem kabak püreli hem zerdeçallı. İsterseniz içine kabak çekirdeği de koyabilirsiniz. Şöyle hamurumu 3 eşit parçaya böleceğim. Ben tartmak istiyorum ki eşit olarak kabarsın kalınlığında diye. Evet arkadaşlar, ben tarttım. Şu an 295 civarında 3 tane hamurum var. Bunları ilk başta şöyle bir beze şekline getiriyorum. Hamurumuz çok güzel olmuş bu arada. Şimdi hafifçe şöyle unluyorum ve her zaman yaptığım şekilde
yapıştığı için biraz un serpeceğim. Şöyle yapsam yeterli. Şöyle yanlardan kıvırıyoruz yine. Şu şekilde rulo yapıyorum. Ek yere alta gelecek şekilde kalıbımı yerleştiriyorum. Kalıbım 30 santimlik kalıp. Gördüğünüz gibi büyük olan, şöyle göstereyim, bu 20 santimlik değil 30 santimlik kalıp. Diğerlerine de aynı işlemi uyguluyoruz. Şöyle bunu da bunun yanına koyuyoruz yine aynı şekilde. Şimdi diğerinde sıra. Ayırdığınız bezeler eşit olursa daha iyi. Çünkü üçü de eşit şekilde yükselir. Biri aşağıda, biri yukarıda olmaz. Bu da önemli tabii ki. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu da ekliyorum buraya. 3 tane şu an bezemi açtım. Şu şekilde koydum. Gördüğünüz gibi kalıbımın çok dibinde. Ben bunu dışarıda bekleteceğim. Şu an Ocak ayındayız. Havalar serin. Şöyle göstereyim. Burada sabahleyin kalktığım zaman yükselmiş olması gerekiyor. Şöyle kalıbımın neredeyse dibinde, yarısına kadar bile gelmemiş ve aralarında çok boşluklar var. Oda sıcaklığında bırakacağım. Üzerine bez örtüp dışarıda bekleteceğim. Evet arkadaşlar, sabahleyin saat 11'e kadar hamurum dışarıda bekledi bu şekilde. Gördüğünüz gibi kabardı. 30-10-10 bu kalıbımın ölçüleri. Yani 30 santim uzunluğu, 10 santim genişliği ve 10 santim yüksekliği. Siz de bu şekle gelene kadar dışarıda bekletin. Dolaba kaldırırsanız birazcık daha geç kabarır. Bu tarz ekmekleri genelde ben dışarıda bekletiyorum. Eğer kabarmadıysa sabah kalktığınız zaman, yani akşamdan yaptıysanız ve dışarıda bıraktıysanız, sabaha kadar kabarmadığını gördüyseniz kapalı fırının içine koyabilirsiniz sıcak suyla birlikte, ya da fırınınızı 25 derece 30 derece gibi ısıtabiliyorsanız hafif ısıtıp kapatıp içine koyabilirsiniz. Soğuk havalarda özellikle bu yöntem fayda verecektir. Gördüğünüz gibi bu şekle kadar, bu düzeye kadar kabardığı zaman artık pişirmeye hazır ekmeğimiz. Şimdi fırınımı ısıtıyorum. 180 derecede 35-40 dakika pişireceğim. Üstünü gerekirse yağlı kağıt ile örteceğim yanmasın diye. Bu kalıplarda en alt ızgara tel üzerinde pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, 40 dakika pişti 180 derecede ekmeğim. Çok yumuşak oldu. Şöyle ters çevireyim. Bakın alt kısmı bayağı yumuşak. Bu yüzden birazcık yandan şey olmuş. Toplam 400 gram unumuz var ve 30 santimlik kalıpta olduğu için bayağı yumuşak. Şimdi size iç dokusunu göstereceğim. Evet arkadaşlar, iç dokusunu göstermek istiyorum size. Şu şekilde. Bakın duman nasıl çıkıyor. Gördüğünüz gibi yumuşacık.
Şimdi bakın. Çok güzel tel tel oldu. Açma gibi. İçinde çok yağ yok. Ama gördüğünüz gibi yumuşacık. Mis gibi ekmek. Deneyenlere afiyet olsun. Tadına bakacağım. Tadı da çok güzel. Şahane bir ekmek arkadaşlar. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi tabağın bol olduğu zaman da.